Seni seviyorum dünya. Dedesi Can'a insandan başka varlıkları da sevmek, onları korumak gerektiğini anlatıyor, öğütler veriyordu. Çiçekleri kopartma, çimenleri ezme, kuşlara taş atma diyordu. Tamam, bunları anlıyordu. Onlara zarar vermeyecek, koruyacaktı. Ama ya sevmek? Anne sevilebilirdi, baba sevilebilirdi. Yani insanlar sevilebilirdi. Ama ağaç, kuş, çiçek, çimen, bunlar nasıl sevilirdi acaba? İşte o gecede odasının penceresinin önünde bunları düşünüyordu. Herkes çoktan uyumuş ama Can'ı uyku tutmamıştı. Başını kaldırıp yıldızlara baktı. Hepsi pırıl pırıl parlıyordu. Sanki biri daha çok parlıyormuş gibi geldi ona. Üstelik giderek de büyüyordu. Çünkü ona doğru yaklaşıyordu. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Bahçeye indi. Şimdi gördüğü en parlak cisimden daha da parlaktı. Kocaman bir top gibiydi. Üzerinde sanki küçük pencereler vardı. Sonra bunlardan biri açıldı ve içinden biri çıktı. Onun insana benzediği pek söylenemezdi ama ondan korkmamıştı da. Bu bir uzaylı. Hani şu filmlerde gördüklerimiz gibi. Çok heyecanlanmıştı. Uzaylı pencerenin önüne geldi ve açmasını işaret etti. Can pencereyi açtı ve uzaylı içeri girdi. Sonra da değişik bir sesle konuşmaya başladı. Benden korkmana gerek yok. Sana zarar vermem. Senden korkmadım ki. Sadece çok heyecanlandım. Sen sahiden uzaylı mısın? Uzaylı mı? Evet, anladım. Dünya dışındaki varlıklara uzaylı diyorsunuz. Evet, ben bir uzaylıyım. Ben bir uzaylıyım. Çok uzak bir gezegenden geliyorum. Gezegenimin adı şey... En iyisi sizin dilinizdeki anlamını söyleyeyim. Sevgi, sevgi. Evet, ben sevgi gezegeninden geliyorum. İyi ama neden geldin? Yani neden bana geldin? Dünyada, yani bizim gezegenimizde benim gibi milyarlarca insan var. Çünkü bugün dedenin sana anlattıklarını duydum. Ve bunları tam olarak anlayamadığını da biliyorum. Sana bunları anlatmaya geldim. Dedikten sonra elinde televizyona benzeyen bir aygıt belirdi. Şimdi sana ağaçların, kuşların, insan dışındaki varlıkların olmadığı bir dünya göstereceğim. Der demez de aygıtın ekranında görüntüler beliriverdi. Ne acayip bir gezegendi bu böyle. Her yer çöl gibiydi. Çiçek kokuları bile yoktu. Oysa ne güzel, mis gibi kokarlardı. Bu gezegenin hiçbir anlamı yoktu Can'a göre. Ne kötü değil mi? Evet, hiç güzel değil. Hiçbir anlamı da yok. Sevmedim burayı. Şimdi anladın mı? Yaşadığımız yeri güzelleştiren, yaşamaya anlam katan varlıklar olmadığında bulunduğumuz yeri hiç sevemeyiz. İnsan hayatına anlam katan her şeyi sevebilir. Şimdi anladım. Güzellikler sevginin kaynağıdır. Ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve diğer varlıklar benim gezegenimi güzelleştiriyor. Bu güzellik de sevginin ta kendisi. Teşekkür ederim uzaylı arkadaşım. Sonra uzaylı Can'a veda edip yeniden gökyüzüne doğru uçtu. Can yatağına dönmeden önce penceresinin önünde yıldızlara baktı ve el salladı. Sizleri de seviyorum. Seni de seviyorum uzaylı arkadaşım. Çünkü siz de gökyüzünü güzelleştiriyorsunuz. Bir yıldız parladı gökyüzünde ve Can yüreğini dolduran sıcacık sevgiyle mutlu bir uykuya daldı.